Herkese merhabalar arkadaşlar. Petrol Ofisi Sosyal Lig'in yeni bölümündeyiz. Yani geçen hafta biraz çuvallamışız. Nereden çuvallamışız? Vakayeme'nin atılması bizi yaraladı arkadaşlar. Endao'nun rezalet performansı yaraladı. Yani bunu söyleyebiliriz. Yani David Snyder olabilir. Bunlar olabilir ama Endao Vakayeme'den yani toplam 10 puan, 11 puan alabilir alma ihtimalim varken sadece 4 puan Vakayeme'den 1 puan almak yani bizi üzdü arkadaşlar ama yapacak bir şeyler yok. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Aboubakar bir türlü patlayamadı. Ekuban beni üzüyor ama diyecek bir şey yok. Şimdi geçelim bu. Evet arkadaşlar, kale seçimlerimizden başlıyoruz. 3-4-3 taktiğimiz de ve 89,5 bütçemiz de var. Şimdi kaleye arkadaşlar kim az yani kim gol yemez diye düşündüğümde kesin kazanır dediğimde ben artık Fenerbahçe'nin Göztepe'yi yani rahat bir şekilde yenebileceğini düşünüyorum. Şimdi Göztepe Fenerbahçe'ye şanssız geliyor. Halil Akbunar gibi bir efekt var. Bunları biliyoruz. Fenerbahçe'ye işliyor ama ben Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'nin bir göz daha vereceğini düşünüyorum. Ve kaleye son zamanların formda kalecisi Altay'ı alıyorum arkadaşlar. Zaten Trabzonspor'un kalecisi yok maalesef. Başakşehir'den Mert sıkıntı. Alanya Galatasaray maçında Alanya'ya atabilir. Yani bu hafta aslında sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. Altay'ı alıyorum kaleye arkadaşlar. Ve bir risk daha alıyorum. Bir risk daha alıyorum. Caner Erkin'i de alıyorum arkadaşlar. Caner Erkin de kadroyu alıyorum. Skor katkısı olan bir oyuncu. Ve yine bir bek ağırlıklı seçim yapacağım arkadaşlar. Yine bek ağırlıklı olacak seçimim. Ve hemen yeni Malatya Konya maçına gidiyorum ve Sukubic'i alıyorum arkadaşlar. Yani Sukubic üzmez arkadaşlar. Nerede Sukubic? Girelim. Rize seçtik. Konya nerede? Sukubic üzmez arkadaşlar. Ve yani gol beklemediğim, kısır geçecek maçları tahmin ettiğim ve hücum hattı zayıf olan Antalyaspor'un hücum hattında şu an bir tek Gökdeniz ve yani Hamilton'ın işlerine bakıyor. O yüzden Gaziantep Futbol Kulübü'nden seçeceğim tercihimi. Gaziantep Futbol Kulübü burada. Ve tercihim arkadaşlar burada Cüloboji olacak. Evet Cüloboji'yi seçtim. Evet güzel tercihler. Şimdi orta saha tercihleri arkadaşlar gerçekten yani bu hafta çok zorlu bir hafta olacak. Ve ben Fenerbahçe'den tercih yapacağım arkadaşlar. Fenerbahçe'den hemen tercihimizi yapalım. Nerede Fenerbahçe? Evet. Fenerbahçe'den artık Thiam'ın oynamasını bekliyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Olmazsa olmaz tercihlerimizden bir tanesi Onyekuru arkadaşlar. Onyekuru artık olmazsa olmaz tercihlerimiz. Alanyaspor maçında skor bekliyorum. Sivasspor Kayseri ile yapıyor arkadaşlar. Kayseri'yi geçen hafta Ankaragücü maçında hiç beğenmedim. Sivasspor'dan yani ve bu sezon bize çok puan kazandıran Max Gradel'i alıyorum. Gerçekten çok puan kazandırdı. Ve Gaziantep FK şimdi geçen hafta Trabzonspor'u da kaybetti. Sıkıntı da yavaştan Antalya Spor'u yeneceğini düşünüyorum ve arkadaşlar Maxim'i kadroma dahil ediyorum. Evet hücum hattı arkadaşlar hücum hattı yani bu sezona ikinci yarıya fişek gibi girmiş olan Galatasaray'ın Mısırlı santroforu Musa Muhammed'i alıyorum. Gerçekten iş yapıyor. Şimdi hücum hattına baktığımızda Ankaragücü Rizespor maçı gözüme çarpıyor. Sumudika çok hırslı açıklamalar yaptı ve ben Rizespor'dan bir oyuncu tercih edeceğim. Bu Milos Skoda olacak. Artık skor yani iş yap. Ve geçen hafta beni yakan Ekuban yani şu an Trabzonspor'un hücum hattına baktığımda Canini ve Ekuban var sadece arkadaşlar. Yani skor katkısı verebilecek. Yani Ekuban Canini arasında gidip geliyorum ve bu sefer tercih hakkımı Canini'den kullanacağım. Yani Canini'den kullanacağım arkadaşlar. Ne kadar bütçemiz var? 14,5 bütçemiz var.
Savunmamız sıkıntıda arkadaşlar. Savunmamız gayet sıkıntıda. Ve ben buradan Vitor Hugo'yu alıyorum. Savunma sıkıntıda. Ve skor katkısı verebilecek Göztepe'den Halil yok mu? Halil'i hücum nerede bu Halil? Diaby, Soner, Zulç. Zulç'u alacağım en kötü de. Halil'i hücum diye mi göstermişler? Yo, hani ben göremiyorum Halil'i. Diaby, Jules, Beykan. Halil'i alıyorum. Halil'i alıyorum. Ve hücuma da arkadaşlar bakalım ne kadar bütçemiz var. 3 milyon bütçemiz var. Az bütçemiz var. Kimseyi alamıyorum. Yani 3 milyonluk bir bütçemiz yok. Reklam izlersek birini alabiliriz en kötü. Ya da Halil'i değiştirip yıldız bir oyuncu alabiliriz. Yani 8,5 milyon euroluk 8,5 milyonluk bir oyuncu alabiliriz. Öyle yapalım ya da 8,5 milyonluk bir oyuncu alalım. Vakayeme oynamıyor zaten. Sosa 9. Sosa yok arkadaşlar. Vişka oynamıyor. Chadli olmaz. Tercihlere bakalım. Bize yardım etsin. Bakasetası ben yedekler almayı düşündüm. Geçen hafta keşke alsaydım. Geçen hafta artık papaz her zaman pilav yemez dedim ama yedim maalesef. Ve Bakasetası alıyorum. Bakasetası alıyorum. Evet. Kaptanımı kim yapıyorum arkadaşlar? Kaptanımı bir dakika Galatasaray'dan mı oyuncu alsam Maxim yerine? Ama işte Getson'u mu alsam? Bir bakalım Getson'a. Getson'a bakalım. Yani Getson geçen Alanyaspor maçında iş yapmıştı. Yedeğe Maxim'i mi alsam? Yani Bakasetas bu maçta da gol atmaz arkadaşlar. Yani yuh. 4 maç üst üste de gol atmaz. Atarsa vallahi yani diyecek bir şeyim de yok. Evet, böyle daha iyi oldu. Ben Galatasaray'ın skor bulacağını düşünüyorum. Kaptan olarak da arkadaşlar ben Mustafa Muhammed'i seçiyorum. Kaptan yapalım. Yani oyuncu gerçekten yani kaptan yapamadık mı ya? Kaptan yap. Heh. Gerçekten ligimize çok etki eden oyunculardan bir tanesi. Evet, kaydediyoruz. Kaydettik. Şimdi futbol kainine geliyor. Evet, şimdi futbolun kainine de arkadaşlar Başakşehir Trabzonspor maçı var. Ben Trabzonspor oyuncularının daha çok puan alacağını düşünüyorum. Kasımpaşa Karagümrük. Karagümrük'ün daha çok puan alacağını düşünüyorum. Kasımpaşa bana Galatasaray maçının aslında iyi görüntü verdi ama sonrası için bilmiyorum bu maç Galatasaray maçı gibi olmaz. Çünkü Galatasaray açık oynadı Kasımpaşa'ya. Karagümrük biraz daha kontrole yatıyor. Yeni Malatya Konya maçına ben Konya diyorum herkesin aksine. Denizli Gençler Birliği Denizli diyorum. Denizli son şanslarını oynuyor. Alanya Galatasaray Galatasaray. Fatih'im 3 kere yenilmez artık şeye. Çağdaş Hoca'ya. Erzurum Hatay Hatay diyorum. Erzurum düşecek arkadaşlar. Sivas Kayseri Kayseri geçen hafta yani 10 kişi Ankaragücü'nü yenemedi. Şanslarını çok zorluyorlar. Gaziantep Antalya Gaziantep Fenerbahçe Göztepe Fenerbahçe Ankaragücü Çaykur Rize diyorum arkadaşlar. Tercihlerimiz bunlar. Geçen hafta ne yaptık? 8'de 10 yaptık arkadaşlar. Başakşehir ve Rize'de arkadaşlar yattık. Yani ama ilerleyen zamanlarda tutacak. Evet arkadaşlar görüşürüz.